Teknoseyir hoş geldiniz. Bölümde TP Link Tapo ailesinden akıllı priz ve akıllı ampul inceliyoruz. Ben tabi akıllı priz ve akıllı ampul dedim ama bunları ararken böyle aramayacaksınız tabii ki. Bu e, akıllı priz Tapo P100 diye geçiyor. Bu da L510E ampulünde modeli. Bunların ikisi de bu şekilde aratıldığı zaman TP işte P100 arattığınız zaman buluyorsunuz. Çünkü böyle aratırsanız hiç olmazsa doğrudan ürünlere ulaşırsınız. Kod adları önemli. Ürün çeşitleri arttıkça çünkü şekil olarak ampul ampullüğünü koruyor ama özellikleri değişiyor. Şimdi öncelikle isterseniz şu akıllı prizden başlayalım. Akıllı priz böyle bir, ufacık bir priz. Ufacık diyorum tabii görmek lazım. Şimdi ben evde TP-Link'in öncelikle biliyorsunuz TP-Link Tapo oldu. Yani bu, bu cihazların ismi daha önce e, dümdüz TP linkti Şimdi bende işte o eski modellerden HS100 var. Şöyle yan yana kıyaslayınca şöyle yapalım. Görüyorsunuz farkını. Bayağı küçültmüşler. E, küçültmesi şundan tabi bunu mesela bir çoklu prize yan yana taktığınız zaman yandakini işgal etmesin diye hem de ne kadar ufak olursa o kadar iyi işte aslında bakarsanız. Burada bir de tabi şuradaki detay var. Buraya bir şey takacaksınız, fiş takacaksınız. Yine hani bunun olabilecek minimumu şuradaki, şurada kenarları görüyorsunuz inceliğini bu. Belki daha sonra yukarıdan aşağıdan da biraz daha alabilirler ama yani şu anda makul bir boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu bir yere taktığınız zaman sizi rahatsız etmez. Şurada bir işte düğmesi var. E zaten şöyle bunu e, taktığınız zaman şurada da bir ledi var. O yanmaya başlıyor, yanıp sönmeye başlıyor. Ve kurulmaya hazırım demek bu. Burada uygulamasını, tapa uygulamasını kullanacaksınız ki o da Türkçe bir uygulama. E, oradan işte akıllı priz e, ilave edeceğim diyorsunuz. Bu orada var. E, oradan tanıyorsunuz, görüyorsunuz ismiyle. Ve sadece bekliyorsunuz. Onlar kendi aralarında iletişim kuruyor. Sizden sonra Wi-Fi'ye bağlanabilmek için Wi-Fi'nizin şifresini istiyor. Onu giriyorsunuz ve artık bu eklenmiş oldu. O ekleme olayını da işte oda oda ayırabilirsiniz, isimlendirebilirsiniz. Yani birden fazla kullanma olasılığınız var sonuçta. Şurada bir açma kapama tuşunu görüyorsunuz. Ee, onun dışından bunu dediğim gibi ilk kurulumda bununla bir işiniz olmayacak. Buna ne bağlayabiliriz? Buna öncelikle şurada bir uyarısı var. Maksimum 2300 watt diyor. Buna uymak lazım. Buna e, gereğinden fazla bir e, yük bindirmemek gerekiyor. Ha bindirirseniz ne olur? TP-Link bunun içinde e, gerekli koruma önlemlerini almış. Yani muhtemelen... Bu sizin prizinizden daha güvenlidir o o manada. E, o yüzden bunu araya soktuğunuz zaman yani bir, bir şey olacağı varsa da buna olur. E, işte yangın çıkarmamış olursunuz. O yüzden e, bir anlamda hani o prizi de birazcık daha güvenli hale getirdiği söylenebilir. E, bunun dışında tabi burada buna taktığınız bir şeyi uzaktan aç kapa komutu verdiğiniz zaman her zaman açılmayabilir. Çünkü sonuçta e, her şeyin de e, bir açma kapama e, bir elektrik geldiği zaman açılma durumu yok. Mesela televizyona Buna bağlarsanız televizyonu kumandasından açmanız gerekir. Elektrik geldiği zaman açılmaz. Ama bir lamba bağlarsanız işte o, onun da işte açma kapama tuşunu açıkta bırakırsanız kontrolü buna vermiş olursunuz. Bu artık onun açma kapama tuşu haline gelir. Dolayısıyla uzaktan komut vererek açıp kapayabilirsiniz ya da bu uzaktan komut vermenize gerek yok. Saat ayarını yaparsınız. Belli saatlerde o cihazı açıp kapayabilir ki işte bu birazcık da hani evde yokken hırsız sizi evde zannetsin diye bu tarz şeyler yapılabiliyor. Bunda onun da ayarı var. Günün belli saatlerinde işte eve geliyorsanız buna bağlı ampulü ya da işte bir aydınlatma cihazını açmayı buna ayarlarsınız. Eve geldiğinizde karanlık bir eve gelmemiş olursunuz. Bu gibi ayarların hepsi bununla yapılabiliyor. Türkçe olduğu için de çok da kolay. E buna tabi bağlayacağınız cihaz çalıştığı anda yap işini yapabiliyor olmalı. Yani sadece elektrik geldi ışık yandı. Tamam ışık çok basit bir örnek ama işte kahve makinesi de kahveyi yapabiliyor olmalı. E onları da artık siz bağladığınız cihaza göre düşüneceksiniz. Onun dışında e, bunun tabii üstünden elektrik geçtiği için e, kazanç hesabı da yapabiliyorsunuz. Yani daha sonra harcama e, ne kadar güç harcıyorsunuz. Bunları da zaman içinde tutmaya başlıyor. E, onu da görebilirsiniz. E, istatistik bilgisi olarak. Rahatsız etmiyor. Hani buradaki LED'i de e, söndürme opsiyonu var. O iyi olmuş. E, o yüzden varlığını hissetmeyeceksiniz. Şunun için önemli. Hani ben mesela bunu benim evde bütün cihazlar benim yani odamda buna bağlıydı. Bunu tek bir uygulamasından ya da saate bağlı olarak kapattığım zaman bütün elektriği kesebiliyordum. Odadaki hiçbir şeyin elektriği kalmıyordu. Eğer sizden hani böyle yatarken etrafta hiçbir şey kalmasın, bir tane şarj cihazı bile ben bağlı bırakmıyorum odada diyorsanız hepsiyle uğraşmak yerine bütün hepsinin prizini buna bağladığınızda bunu kapatarak yapabilirsiniz ya da işte sabah işte uyanmadan bir saat önce en azından açıl, elektrik verirsiniz buna. Ayarlarsınız. Siz uyanmadan açılır. Şarja bağlı cihazlar mesela. işte siz uyanmadan bir iki saat önce şarj olmaya başlarlar gibi senaryoların hepsi size ait. Hepsini kendiniz buna programlayabilirsiniz. Bence çok hani şu, şu haliyle gayet güzel olmuş. İşte fiyatı 145 lira civarı. 140-145 TL civarı. Makul bir fiyat olduğunu düşünüyorum şu şartlarda. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bir cihazı akıllandırmak için hani bunu tercih edebilirsiniz ama bir cihaz. Yani buna evinizin çeşitli yerlerinde eğer siz birden fazla cihazı kontrol etmek istiyorsanız tabii ki cihaz başına bir tane almanız gerekiyor. onların hepsi de aynı uygulamayla tanıtarak kullanabilirsiniz. Orada hiçbir sorun olmaz. Bir de tabii akıllı ampulümüz var. Şöyle göstereyim. Bu akıllı ampul kutusu da kendisi kadar zaten normal akıllı normal ampullerden hiçbir farkı yok. Hatta bir tane örnek onu da getirdim. Şöyle işte burada ev burada kullandığımız akıllı olmayan bir akıllı ampul. Ile bunu kıyasladığınız zaman şeklen bunlar LED ampuller birbirlerine çok benziyorlar. Şimdi bunun ne özellikleri var? Bir defa bu yine normal ampul alır gibi alıyorsunuz. Burada bakın enerji koruma reytingi var ya da işte yanında bunun kaç watt olduğu yazıyor. Bu mesela 2700 kelvinlik bir ampul. 8.7 watt diyor ama bu normalde 60 watt'a tekabül ediyor. Bu ampulle yani şöyle söyleyeyim çok ışıl ışıl olsun ortam dediğiniz zaman yani 100 watt'a çıkmak gerekiyor. Bununla biraz daha e, loş bir ortamda oturmak için gözünüze çok hani e, parlamayacak ama böyle e, çok da karanlık olmayacak bir ortamda bu 60W yeterli olur size. Bunu da e, nasıl kullanıyorsunuz? Aynı yazılım yine Tapol'un kendi yazılımıyla kullanıyorsunuz. Birebir aynı az önce saydığım e, prizin bütün özellikleri bunda var. Çünkü bir de şimdi priz, prize bağlı bir şeyi kontrol edebildiği kadar akıllandırabiliyordu. Bunun kendisi akıllı. Dolayısıyla bu elektriğe bağladığınız anda yani biraz duyuna bağladığınız anda e, kullanılmaya hazır. Kendisi mesela yan, yanıp sönme fonksiyonları artık prizden değil bunun, bunun üzerinden geliyor. O az önce bahsettiğim mesela işte o hırsızla karşı güvenlik önlemleriniz belli saatlerde çalışsın çalışmasın meselesini bununla yapabiliyorsunuz direkt. Bunun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu bir hapla bağlanmak zorunda değil. Doğrudan sadece bağlanıyor elektriğe. Yine e, uygulamayla eşleştirdikten sonra sizden ağınızın e, şifresini istiyor. Onu giriyorsunuz. Ağınız artık bağlı. İster evden, ister dışarıdan bunu kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ne dedim az önce? Buna normal ampulü bağladığınız zaman onu akıllandırıyorsunuz ve belli saatlerde çalışmasını sağlıyorsunuz. Aynı şeyi bunda direkt yapıyorsunuz. Bu buna e, duyuna bağlı olduğu sürece ve ağa bağlı olduğu sürece bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Saat anlamında söylüyorum. Çeşitli şeyler var. Mesela işte gün doğumu, gün batımı, e, öyle eee Başlangıç zamanlarını böyle senaryolara atayabildiğiniz gibi saat bazlı da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin ihtiyaçlarınıza kalmış. ışığın şiddeti tabi burada başka ayarlanabilen, e, dimlenebiliyor bu. Dolayısıyla sadece aç kapa değil, şu şiddette yan, şu şiddette kapan şeklinde de kullanabilirsiniz. Hatta şöyle bir kullanım senaryosu burada söyleyeyim. Şöyle biz burada ofiste daha önce incelemesini yaptığımız bu Tapo'nun C200 kamerasını kullanıyoruz. Bunu güvenlik kamerası olarak koyduk. Çünkü şöyle bir şeyler oldu. E, biz burada yokken alarm çaldı. Şimdi niye çaldı? Bu yanlış bir alarm da olabilir. Gerçek bir alarm da olabilir. E, gecenin üçünde çalıyor bu alarm. E, bizi arıyor firma. Uyandırıyor. Diyor ki işte ofiste hareketlilik algılandı. Hayda. Şimdi Levent abi kalkıp gecenin üçünde. Onun gecenin üçünde sokağa çıkması belki buraya gelmesinden daha büyük tehlike. E, hele ki bir şey yoksa. Evet gerçekten bir şey yokmuş. Niye çaldığını da anlamadık. Bilelim bu böyle olmazsa hani e, içeriği bir görmemiz lazım böyle bir durumda. İşte bu kamerayı onun için kurduk kullanıyoruz. Hepimiz uzaktan erişiyoruz e, buradaki kameraya. Onun kendine özel hani hareket algıladığında kaydetmesi gibi detayları var. Ama bize lazım olan şey hani alarm zaten var burada. O alarm çaldığında içeride içeriği görebilmek. Hem gece hem gündüz onun gece görüşü de var. Ama tabii her kamerada gece görüşü olmak zorunda değil. İşte bu senaryoda şunu yaparsınız. Kamerayı kurdunuz. belki gece görüşü yok ya da zayıf bu ampulü yakarsanız ortalık aydınlanır ve uzaktan bununla komutla yakarsınız. Ve ortalığı kameranız daha iyi görür. Siz de daha iyi görürsünüz. Bu mesela aklıma gelen örneklerden bir tanesi. Onun dışında işte çocuğunuzun odasında kamera olabilir. Yine aynı şekilde bir şeyden şüphelenirseniz bunun ışığını açarsınız ve ortalığı düzgün, düzgün görürsünüz. Dolayısıyla dışarıdan böyle bir ampul bu şartlar için güzel olur. Hani böyle bir kamerayla da eşleştirdiğinizde İyi bir ikili olur. Bunlar senaryolar çoğaltılabilir. Akıllı ampulün ama benim hani gördüğüm ben eve gelirken mesela e, kendi akıllı sistemlerimde hep şey yapıyorum. Eve gelirken benim yakınlaştığımı algıla aç eve dolayısıyla evde ışık geldiğinde ışık olsun. Ya da işte belli saatlerde geliyorsam o saatlerde yak yine evde ışık olsun geldiğimde gibi gibi. E, bu, bu tip senaryolar hep mümkün. Uzaktan kontrol sayesinde. 60 watt olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda lümen olarak da 800 lümen olduğunu da belirtelim. Her iki cihazda hem ampul hem de akıllı priz sesli komut desteğine sahip. Asistan desteği daha doğrusu Alexa ile de çalışıyor. Google'un asistanlarıyla da yine aynı şekilde sesli bir şekilde kullanabilirsiniz. Akıllı ampulü aç. Tamam tapoyu açıyorum. Akıllı ışığı kapat. Tamam tapoyu kapatıyorum. Koridoru aç. Tamam tapoyu açıyorum. Ne yazık ki akıllı priz şu anda kullanılamıyor. Onun dışında... ...işte tekrar söyleyeyim... ...bu dimmable üstünde yazıyor. Her ampul böyle değil. Bazıları doğrudan çalışır. bu Bunun kademe ayarları var. Fix ayarları da var. Kendiniz ara değerlerini de yapabiliyorsunuz. Ama mesela bu RGB bir ampul değil. Yani bunu sarı yaktır. Bunu kırmızı yansın, mavi yansın. Bunda öyle şeyler yok. Bu zaten biraz daha ekonomik bir ürün. Bunun fiyatı işte yaklaşık 100-120 TL arasında olacak. Ben çektiğimde henüz piyasaya girmemişti. Ya da girmek üzereydi. O yüzden... Bu bunda o özellikler yok. Bu 60 watt olduğunu tekrar hatırlatayım. Belki hani birden fazla e, kullanırsınız ışığınızda. Vardır birden fazla duyu, duyu olan sistemler de var biliyorsunuz. 4 tane 3 tane fark etmez. Kaç tane kullanırsanız aynı yazılıma eşleştireceksiniz ve aynı şekilde çalışacak. Oda oda ayırabilirsiniz. O da güzel bir imkan. İşte yatak odasında bir tane varsa, salonda bir tane varsa, onları bu şekilde gruplandırırsınız. Ayrı ayrı onlara program atayabilirsiniz bu, bu sayede. Böyle. Aslında çok da anlatılacak bir şey yok. Ee, akıllı ampuller zaten uzun zamandır var. TP-Link Tapoyla e, o, o aileyi genişletiyor işte. Akıllı prizi de ufaltmışlar. Güzel olmuş. Bu ikisini de e, şöyle hani akıllı ampulünüz yoksa prizi alarak evinizdeki herhangi bir ampulü akıllandırabilirsiniz. Ya da işte herhangi bir cihazı ya da doğrudan akıllı ampul alarak bunu kullandığınız herhangi bir şeyin içinde kullanmaya başlayabilirsiniz bunlar tabii ki priz gerekmeyecek. Bunlar Wi-Fi ile iletişim kuruyorlar görüyorsunuz. Bu da 2.4 destekli. Dolayısıyla 2.4 GHz her yerde olduğu için her router'da, modemde olduğu için bağlanma sorunu yaşamayacaksınız. Daha gelişmiş modellerinde belki ileride 5 de eklerler. Çünkü orası gittikçe bunlar da ekleniyor. Kalabalık olmaya başladı. Zaten kalabalıktı 2.4 GHz bandı belki ileride işte öyle bir güncellemesi olur yeni versiyonlarda böyleydi ürünler satışta artık sizde bakarsınız güncel fiyatlarına bir sonraki bölümde görüşmek üzere